Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birkaç konuya değineceğim. Öncelikle kanala abone olursanız, daha sonraki ve bildirimleri açarsanız daha sonraki videolardan haberiniz olmuş olacak. Bunun için bunu kaçırmayın derim. Öncelikle şu an piyasa hakkında konuşacağız. Şu anki piyasa hakkından olabilecek kriz anında, yani eğer fazla bir düşüş olursa arkadaşlar, bunu krizi fırsata çevirebileceğimiz bazı altcoin'ler olabiliyor. Bunlardan bahsedeceğim. Şu anki piyasadan ve FED'den bahsedeceğim arkadaşlar. FED yarın ya da 27 Mayıs 2 gün içinde açıklamalarını yapacak. Ben açıkçası pozisyonumu ona göre ayarlıyorum ve şu an piyasa, evet, tehlikeli mi? Tehlikeli. Hani Eren, bir şeyle karşılaşabiliriz. Bir düşüşle de karşılaşabiliriz. Ama bu düşüş ne zaman gelir, nasıl gelir? Biliyorsunuz son dönem dengesizlikler de var. Hani bir Elon'un ağzına da bakabiliyor. Adam oradan bir şey derse eğer düşebilir yani. Adamın tek diyeceği lafa bakıyor yani. Bu yüzden tehlike oranı artmış durumda. Şimdi arkadaşlar, biz önce şuna bir odaklanalım. Hani biz krizi fırsata nasıl çevirebiliriz? Diyelim ki hani bayağı bir düşüş oldu diyelim. Şu an millet, bir de şu var arkadaşlar, millet tutturmuş bir boğadır, şeydir, gidiyor ayıdır, gidiyor ayı. Hani ayı olsa iyice düşer yani, düştükçe düşer. Hani tekrardan bir çıktı, o kadar manipüle oldu ki piyasa yani. Ben şu anki düşüşü manipüleye bağlıyorum zaten. Ayı olsaydı düştükçe düşerdik, o zaman derdim ki ayı. Şu an beklemedeyiz, şimdi fırsata gelelim arkadaşlar. Fırsat 1. Eğer çok dibini görürsek şöyle bir fırsat oluşuyor. Bazı altcoin'ler çabuk toparlıyor arkadaşlar. Ve bu altcoin'leri tespit ettim. Hani bazı altcoin'ler tamam o kadar çok geriliyor ki hepsi birden geriye gidiyor. Ama bazıları piyasa biraz hafif yeşillenmeye başlayınca kendini çabuk dolduruyor arkadaşlar. Çabuk çıkmaya başlıyor. Bu altcoin'leri şöyle ben baktım, tespit etmeye çalıştım arkadaşlar. Bunlar hangilerinde gördüm? Ripple'da gördüm bunu arkadaşlar. Ripple'da gördüm. Daha sonra şöyle bakıyorum. Polkadot'ta gördüm arkadaşlar. Dot'ta gördüm. Uniswap'ta gördüm. Siba politik bir coin. Doge'da politik bir coin. Bunun hakkında en sona bırakıyorum bunları. En sonda yorum yapacağım. Daha sonra Zech coin'de gördüm. Çabuk toparlanmayı. Başka birkaç tane daha vardı arkadaşlar. Birkaç tane daha vardı. Onlara bakıyorum şu an. Kisu diyemeyeceğim çünkü Kisu çok yavaştı. Kendini toparlayamadı. Arkadaşlar şu an görmedim ama Matic'ti sanırım. Matic coin de çabuk toparladı. Başka şöyle bakıyorum. Şimdi bu dediklerim arkadaşlar. Bakın şu Algorand. Algorand da çok sağlam bir altcoin arkadaşlar. Projesi o kadar sağlam ki hani nereden geldiği, hangi üniversitede çalışmalarını yapıldığı, profesör, bir ünlü üniversite vardı arkadaşlar, adı aklıma gelmedi. Oradan çıkan başarılı bir profesörün içinde bulunduğu altcoinlerden projesinde çalıştığı altcoinlerden biri Algo. Algo çok sağlam bir proje arkadaşlar. Yani ben bunu hep gözetliyorum. Yerin dibine girse de yine tabii ki illaki düşüyor ama hani sarsmıyor çok. Algorand gerçekten kaliteli bir proje. Bunu da vurgulamak isterim. Algorand şöyle oluyor. Hep ben izledim Algorand'ı. Piyasa güzelleşmeye başlarsa 12'lere geliyor. Piyasa eğer böyle cehennemi gördüm arkadaşlar, 8'lere kadar geriliyor. Burada da ben bazen şunu yapabildim Algorand'da. 12'ye kadar 12'de sattım, geri düştü 8'e. 12'de sattım, geri düştü 8'e. Bu şekilde biraz kar elde edebildim Algo'dan. Bu da buraya not edeyim dedim. Şimdi biraz da Siba'dan konuşalım arkadaşlar. Siba ile Doge'dan. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Siba ve Doge biraz politik coin. Yani politik coin derken Elon oradan bir şey derse Doge'a bir şey oluyor. Siba'da bir cephe, yani benim gördüğüm şöyle bir cephe oluştu arkadaşlar. Doge ve Siba arasında bir cephe var. Yani Doge Elon destekliyor. Siba'yı da şu son dönem bir haberleri falan gördünüz işte. Alibaba olayları çıktı. Arkasından işte Amazon söylentileri çıktı. Yani bu Siba'nın da arkasında bir politik görüş var. Yani şunu demek istiyorum. Hani nasıl Doge'u birileri zorlayarak iteledi bu duruma getirdi. Siba'da da bunu görebiliriz.
Yatırım tavsiyesi değil tabii ki ama bu da bir politik coin diye düşünüyorum ilerleyen zamanda. Ha, projesi var mı? Yok. Bir alt işe yarar mı? Yok. Hayır. Shitcoin ama hani bir çekişme var aralarında arkadaşlar. Bu rekabeti sağlayabilir. Sadece bunu biliyorum. Ve bir de SafeMars'a değineceğim. En çok şu Gate'a arkadaşlar fark ettim. En çok alınan altcoinlerden biri de üstelenen SafeMars. SafeMars da yani ilerleyen zamanlarda Binance'in dikkatini çekerek Binance bunu kendi bünyesine katabilir SafeMars'ı diye böyle de düşüncem var. Bunlar tamamen kendi düşüncem arkadaşlar. İlerleyen zamanda göreceğiz. Arkadaşlar bir de şunu diyeceğim size. Siz böyle SIBA gibi hani politik çok şey coinler bunlar. Her an bir dibe vurur, her an bir çıkar böyle. Çok dengesiz altcoinler. Bunlar hani riski yüksek arkadaşlar. Buna ben mesela şahsen buna tutup da 50 bin, 100 bin basmam. Tehlikeli arkadaşlar bu coinler. Çıktı battı yani. Adam bir şey dediği an iner, bir şey dediği an çıkar. Aslında piyasanın en dibini görmek ve en dibinde almak en güzel bir şey ama onu da kestiremiyoruz şu an arkadaşlar. Ve şu an hatta konuşmam içerisinde düşüşler mi yaşandı? Kırmızılaşmaya başladık. BTC 30 binin altına inerse eğer tehlike çanları çalıyor olacak. Bunu da söyleyeyim. Ona göre stopunuzu filan ayarlayın arkadaşlar. Yarın bir açıklama olacak. FED açıklaması. Bakın şu an herhalde trend biraz aşağı mı kaydı ne? Yavaştan kırmızılar dökülmeye başladı. SIBA bayağı bir gerilemiş. Gate token da gerilemiş arkadaşlar. Yani şunu diyeyim, biraz pozisyonunuzu alın. Bakın şu an hatta video çektiğim sırada bu düşmeler başladı. Yani trend aşağı yönde olduğunun belirtisi bu. Bir sinyaller var yani hani. Bir dikkat edin arkadaşlar. Oo, bakın arkadaşlar. Üst üste hızla bir iniş var gibi. O yüzden dediğim şu arkadaşlar. Şu an için kemerlerinizi bağlayın. Yani emniyetli olun. Stop limit ayarlarınızı ona göre ayarlayın. Şu an piyasa çok dengesiz. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlar şöyle de bir durum var. Ben şimdi şeyi bekliyorum. Yarınki durumu bekliyorum. Hani bu Amerika'nın FED ile ilgili bir açıklaması olacak. Tabii bu açıklamadan dolayı bir ani düşüş olabilir. Olumlu bir şey olabilir mi? Genelde piyasada şöyle okuduğum zaman olumluya dair pek bir şey görmedim ama eğer olumlu da olursa iyi olur tabii ama hani bu FED açıklamasını kesinlikle bekleyin derim. Ona göre bir pozisyon alın derim. Haberlerde kesinlikle bunu okumanızı tavsiye ederim ve beklemenizi tavsiye ederim. Ripple'ın davası vardı. Ona da geleceğim. Ripple'ın davası sonuçlandı mı? Daha bununla ilgili bir haber görmedim ama genellikle de Ripple lehine olabileceği söyleniyor. Bakalım ne kadar gerçekçi ve doğru olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonraki videomuz hani çoğu arkadaş istiyor diyor ki işte 100x 1000x yapabilecek şeyler istiyorsunuz. Şu an arkadaşlar piyasa hani başka insanlar bunu yapıyordur belki. Yok 1000x diye oraya atıyor ki izlensin diyor. Arkadaşlar şu anki şu piyasada sen 1000x diye girersen yani kötü şeylerle karşılaşabilirsin. Adam orada beğenisine bakıyor. Ben burada sizin için hani şey olarak anlatıyorum. Farkındaysanız şu an kanal bayağı büyüdü. Reklam açma şeyi var. Para kazanma özelliği aktif. Aktif de etmedim bakın. Yani parasında değilim. Sizleri düşünüyorum. Öyle inanmayın öyle işte adam atmış oraya 40 bin izlenme var. Tabii adam kandırıyor. 1000x'miş. Ya ne 1000x'i? Şu piyasada sen 1000x'i nerede göreceksin? Evet, piyasa çok dengesiz. Piyasanın önce normal haline gelecek. Sonra bir yükseliş trendi başlayacak. Sonra altcoin'lerle BTC, Ethereum ayrışacak ki hani sonra bu 1000x'ler yok işte 10x'ler bu gizemli altcoin'leri bulalım ve buraya ekleyelim. Yani doğrusu bu arkadaşlar. Dediğim gibi bu arada kesinlikle arkadaşlar Telegram grubumuza katılın. Onu da her zaman vurguluyorum. Telegram grubuna nasıl kolay yoldan katılabilirsiniz? Google'a yazın arkadaşlar. Doğu Tibet Telegram grubu. Direkt karşınıza çıkacaktır.
Oradan grubumuza gelin. Çok sıcak sohbetler var. Sohbetlere sürekli devam ediyoruz. Bu şekildeki en güncel haberleri orada paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.